Acı haber bu defa Adana'dan geldi. Hainler iki polisi şehit etti. Dedem bir annem alınmıyor. Dedem diyeceğim, ciğerlerimiz yanıyor. Teröristlerin amacı Pozant Emniyet Müdürlüğü'nde katliam yapmaktı. Saat 2.30 sıralarında bir grup PKK'lı bahçe duvarından atlayarak binaya girmek istedi. Kapıya kadar gelen teröristler ilk başta girişteki polislere hedef aldı. Şu anda kamera kayıtlarında falan hep beraberce izlediğimiz arka taraftan, müdürlük binasının arka tarafından iki kişinin beraberce içeriye sızdığı, içerideki müracaattaki iki görevlimizin olduğu yere girerek onları ve saldırı oluyor. O sırada diğerlerimizle beraber bir çatışma meydana geliyor. Saldırıda son kurşunlarına kadar çatışan polis memurlarından İsa İpek ilk ateşle şehit oldu. Ağır yaralanan Serdar Kazarsa direndi. Genç polisin kurşunu bitmesine rağmen vazgeçmedi. Son bir hamleyle el bombasının pimini çeken teröristin üzerine atladı, bedenini siper etti. İki polis memurumuzu şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun. İki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Emniyet güçlerimiz olay saatinden itibaren olayın aydınlatılması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Eylemi gerçekleştiren diğer PKK'lılarsa karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin peşine düşen ekipler Pozantı-Adana-Tarsus otoyolu ve diğer çevre yollarda güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla önlem alan ekipler geçiş yapan tüm araçları durdurup inceleme yapmaya başladı. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Öldürülen teröristlerin üzerinden iki Kalaşnikov'la bir tabanca ve dört el bombası çıktı. Birinin üzerindeki patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. İki PKK'lının örgüte üyelikten arandığı belirlendi. Aranda kimlikler de ortaya çıktı. Sahte kimlikler de vardı çünkü üzerlerinde. PKK terör örgütünden dolayı daha önce aranan bir kişi olduğu da ortaya çıktı. Saldırıda şehit düşen polis memurlarından İsa İpek evli ve iki çocuk babasıydı. Haberi alan yakınları, biri 2 aylık diğeri 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte emniyete geldi. Gözyaşları sel oldu. Sağlık görevlileri de dayanamadı.